Merhaba arkadaşlar. Tamamen oyun hamurundan yaptığım dev, ters yüz, tiksinti, sürpriz yumurtamla karşınızdayım. Şimdi yumurtamı soymaya başlıyorum ve içinden birbirinden ilginç, seveceğinizi düşündüğüm oyuncaklar çıkacak. Tumbik TV'de daha önce Ters Yüz filminden öfke karakterini yapmıştık. Bu filmle ilgili ayrıntılı bilgi isterseniz o videomu da izleyebilirsiniz. Evet, tiksinti yemyeşil, çok güzel bir genç kız. Bakın burada şimdi onun yeşil kirpiklerini soyuyorum. Ve ardından sıra yeşil saçları da geliyor. Tiksinti duygusu kimi zaman oldukça lazım bir duygu. Çünkü böylece bizi pis, bayat, uzak durmamız gereken şeylerden koruyabilir. Evet, şimdi yumurtamdan tiksintinin, bakın böyle tiksintiyle bükülmüş ağzını alıyorum. Ters Yüz filmi oldukça eğlenceli, güzel bir film. Orada duygular, işte burada tiksinti gibi çeşitli canlı karakterler şeklinde bize sunuluyor. Bu arada tiksintinin de gözlerini alıyorum. Evet, işte şimdi son parçamı da aldıktan sonra yumurtamızı artık tamamen soyabilirim. Ve işte bu sarı katmanı sıyırmaya başlamamla birlikte yumurtamızın içindeki oyuncaklar da gözükmeye başladı. Evet, yumurtam tamamen soyuldu. İçindeki oyuncaklar da görünüyor. Şimdi hiç beklemeden onları açmaya başlıyoruz. Ve tabii ki hemen bir ters yüz oyuncağı açacağım. Bakın işte tiksinti burada. Şimdi acaba bize hangi karakter çıkacak? Acaba bir duygu mu çıkacak? Birlikte göreceğiz. İşte siyah poşetimiz. Onu da açalım hemen. Ve oyuncağımız korku. İşte Riley'nin duygularından biri. Sevgili korku, burada korkudan tir tir titriyor gibi bir hali var. Her şeyden korkabilir. Karanlıktan, gök gürültüsünden, yüksek seslerden, her şeyden. Şimdi ben başka bir oyuncakla devam edeceğim ve Tumbik TV'de oldukça popüler olan minişlerle devam edeceğim. Bakalım bu yeşil miniş bir Yunus çıktı bize. Evet, pek çok miniş oyuncağı açtım. Ama sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, denizdeki hayvan dostlarımızdan kimse çıkmamıştı. Ama şimdi bir Yunus'umuz oldu. Gerçekten çok sevimli. Tekrar yumurtama dönüyorum ve yumurtamın içinden bir başka sarı sürpriz yumurtayla devam ediyorum. Ve bu sarı yumurtadan da bir sarı My Little Pony çıkıyor. Simli, oldukça parlak, kalp şeklindeki sevimli işaretine bakınca galiba bu Lemon Hearts diye düşünüyorum. Hem de sapsarı. Ne dersiniz, acaba bu Lemon Hearts mı? Şimdi devam edelim. Evet, burada bir bilekliğim var. Shopkins, yani Cici Biciler bilekliği. Şimdi iyice onu paketinden ayırıp koluma takacağım.
Bilekliğin nasıl durduğunu birlikte görelim. Evet, hızlı bir hareketle işte bileğime taktım. Şimdi tekrar devam edelim. Daha önce bir Mushy Monsters paketi açmıştım. Hatta iki tane ilgi gördü. O yüzden devam ediyorum. Bakalım, Mushy Monsters bir bilgisayar oyunu. Tabletlerde de var. Bilgisayarda da oynanabiliyor. Bir canavar köyü yönetiyorsunuz burada. Kendi canavarınızı besliyorsunuz. Ve bize kim çıktı? Bize Babs çıktı. Babs mavi tatlı bir canavar. Kendisi dükkan sahibi. Çok çok özel, oyunda nadir bulunan parçalar satıyor. Evet, turuncu beyaz giysisi. Turuncu saçları. Çok sevimli bir karakter o da. Hemen kenara koyduktan sonra şimdi bir My Little Pony karakteriyle devam edeceğim. Az önce simli bir tane açtık. Şimdi de neon renklerde bir ponimiz olacak. Evet, bakalım kim çıktı? Granny Smith, yani büyük anne Smith çıktı. Evet, gördüğünüz gibi bu bir büyük anne pony. Bakın, yürüteci var. Ona yaslanarak yürüyebiliyor. Saçları beyaz. Açıkçası böyle bir pony olduğunu bilmiyordum. Şaşırdım ama çok da sevimli. Bakın, yürüteciyle yavaş yavaş gidiyor. Diğer ponilere lezzetli turtalar yapmasıyla da ünlüymüş. İşte Lemon Hearts da yanına gelsin. Genç bir ponimiz ve bir de ihtiyar bir ponimiz var şu an. Sürpriz oyuncaklarımıza şimdi biz devam edelim. Ve cicibicilerle devam edelim. Üçüncü sezondan bakalım, Tumbik TV'deki koleksiyonumuza yeni bir cicibici eklenebilecek mi? Evet, bu ilk paketten kim çıkıyor? Ve şeker bezelye. Evet, şeker bezelye. Göründüğü gibi gerçekten de çok şeker. Acaba şeker bezelyenin yanına şimdi kim eklenecek? Diğer pakete bakalım kim çıkacak? Ve ayakkabı reyonundan fiyonklu çizme. Evet, fiyonklu çizme yanılmıyorsam şeker bezelyeye göre daha az bulunan bir cicibici. Evet, minik arkadaşlarımızı da şimdi kenara alabilirim. Cicibiciler koleksiyonumuz genişlemeye devam ediyor. Evet, bir My Little Pony daha. Bu yumurtamda My Little Pony'lere biraz ağırlık verdim. Farklı farklı türlerde farklı figürler ve Princess Twilight Sparkle. Gerçekten çok özel bir pony daha çıkıyor bu yumurtamızda. Evet, gerçekten ihtişamlı, oldukça süslü. Her şeyden önce çok güzel bir tacı var. Boynuzlu. Doğrusu oldukça güzel, en sevilen ponilerden biri o. Son oyuncağım ise Karlar Ülkesi oyuncağı olacak. Daha önce bu oyuncaklardan açmıştık. Bize Anna çıkmıştı. Küçük Elsa, Küçük Anna çocuklukları çıkmıştı. Sven çıkmıştı. Marshmallow kar canavarı. Bakalım bu kez kim çıkacak?
Şimdi siyah paketimizi de açıyorum. Ve Elsa çıktı. Elsa'nın kraliçe hali. Sanırım burada bir de şarkı söylüyor. Belki aldırma şarkısını söylüyordur. Saçları, elbisesi. Çok güzel bir oyuncak. Evet arkadaşlar, ters yüz, tiksinti yumurtamızdan birbirinden özel oyuncaklar çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir.